Adli Derecesi makamların vereceği cezalar kısmında kalmışız. Vergi suç ve cezalarını biz idari makamların ve adli makamların vereceği cezalar diye iki başlıkla incelemiştik. Ama bu ayrımı yaparken tabii kabahat ve suç ayrımı üzerinde durmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu an aslında anlatacağım şeyler vergi usul kanunu kapsamında vergi suçu. Yani burada suçun maddi unsuru var, manevi unsuru var, imal var, kast var. Buna göre düzenlenmiş durumda. Anlayacağımız adli makamların vereceği cezalar diyorsak burada karşımıza tabii ki bir para cezası gelecek. Para cezasının yanında arkadaşlar bir de burada hürriyet bağlayıcı ne gerekecek? Hapis cezası da gerekecek. Bu kapsamda biz adli makamların vereceği cezaları şöyle toplulaştırabiliriz. En önemlisi en çok duyduğunuz tabii ki kaçakçılık suçu ve bunun cezası. Şimdi dikkat ediniz 7394 sayılı kanunla burada değişiklik oldu. Bu değişiklikten bahsedeceğiz, güncelleme yapacağız. Bunun dışında şöyle bir suç vardı hatırlayalım. Vergi mahremiyetini ihlal suçu ve bunun neyi var arkadaşlar? Cezası. Burada bir de mükellefin özel işini takip suçu ve bunun cezası başlığı olacak. Biz tabii ki burada kaçakçılık suçuyla başlayacağız. Kaçakçılık suçuyla ilgili bir şeyleri anlatmaya başlamadan hemen şu ayrımı bir hatırlatalım size. Arkadaşlar vergiden kaçınma vardı bir de vergi kaçakçılığı vardı ki bu iki kavram birbiriyle çok karışır. ÖSYM de bu ikisinin ayrımını sormaya bayılır demiştik. Şimdi vergiden kaçınmayla vergi kaçakçılığı arasındaki en temel farklılık neydi? Hep şunu diyorsunuz, hocam vergi kaçırma suç, hapis cezası var, vergiden kaçınmanın yaptırımı yok. Evet doğru ama aslında ayrımı böyle yapmıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Şöyle arkadaşlar, vergiden kaçınmada vergiyi doğuran olay mükellefin şahsında doğmaz. Aynen öyle sonat. Burada mükellef vergiyi doğuran olaya sebep olmaz ve vergi yükünden kurtulur. Vergi kaçırmadaysa vergi doğuran olay mükellefin şahsında doğmuş olmasına rağmen mükellef bilerek ve isteyerek bu vergiyi ödemeyecektir arkadaşlar. Şimdi kaçakçılık suçu ve cezasının demek ki bilerek ve isteyerek vergi yükünden kurtulmak üzere yapıldığını rahatlıkla biz söyleyebiliriz. Peki bunu anladık. Bunu kenara koyduk. Peki bu kaçakçılık suçu öyle basit bir şey mi? Bakınız kaçakçılık suçu basit bir şey değil. Kaçakçılık suçu Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve bunların davaları Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür. Ve biz kaçakçılık suçunun üç farklı şekilde düzenlendiğini söyleriz. Arkadaşlar burada 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası derdik. Efendim 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere hapis cezaları olduğunu biz söylerdik. Fakat burada bir güncellememiz var. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, bu arada isterseniz not paylaşayım, nottan takip etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Biraz müsaadenizi isteyeceğim, hemen notu açayım. Sonuçta buradaki suç ve cezaları sürekli yazamam oraya. En iyisi takip etmek olacaktır. Şurada olmalı. Evet, buldum. İşte şurası. Suyumu içme ya. Senin suyun var. Çocuk geliyor benim suyumu içiyor ya bilerek. Durur musun? Evet, notu paylaşıyorum. Notu görüyor musunuz şu an? Evet. Evet hocam. Evet hocam. Önce 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası diyoruz. Şimdi bir konuşalım. Arkadaşlar öncelikle
7394 sayılı kanunla beraber İzmir'deki öğrencilerim siz de takip ediniz. Burada bizim güncellememiz var arkadaşlar. 7394 sayılı kanunla beraber buradaki hapisin üst sınırları değiştirildi. Yani hapis cezasıyla ilgili güncellememiz var. Peki nedir yeni güncel bilgi? Biliyor muyuz acaba? Burada 18 aydan 3 yıla kadar diyorduk ya. Sevgili arkadaşlar artık bu 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası. Yani burada bir zaman açısından, cezanın süresi açısından bir güncelleme mevcut. Peki bu kime, hangi durumda veriliyor? Bakınız şimdi, vergi kanunlarına göre düzenlenmiş, saklanan, ibraz etmeye mecburiyet olan defter ve kayıtlarda muhasebe ve hesap hilesi yapılırsa. Arkadaşlar, muhasebe ve hesap hilesi ne demek? Fikri olan var mı? Gerçi derste konuşuyoruz biz. Muhasebe hilesi çok fazla olabilir. Ama en temel muhasebe hilesi ne olur derseniz, hesapları farklı kaydedersiniz. Yani alacaklıyla borçlunun yerini değiştirirsiniz. Bütün işlemin mahiyeti değişir. Ya da efendim bir tane sıfırı silersiniz, sıfırı eksik kaydedersiniz. Olay olduğu gibi değişebilir. Çift defter tutarsınız. Evet ama onu burada şöyle söyleyeceğiz. Kayıtlarını başka defterlere kaydedenler diye belirteceğiz. Yani hesap hilesi olmayacak o. Peki gerçek olmayan konulara hesap açanlar, gerçek olmayan kişiler adına hesap açanlar. Bakınız, bu iş hiç yapılmamış. Bir mükellefte bu iş yapılmış gibi belge düzenleniyor. Öyleyse hocam, bunda hesabı açıyorsan 18 yerden 3 yıla kadar. Konu yok. Evet, kişi yok. Bu durumda yine 18 aydan 3 yıla kadar. Defter ve belgeleri tahrif edenler, buraya dikkat ediniz. Ne demek defter ve belgeleri tahrif edenler? Dikkat, tahrif değil, tahrif. Tahrif ne demek? Tahrif, üzerinde oynama yapmak demek. Yani burada rakamın üzerinde oynama yapıyorsunuz, üzerinde değişikliğe gidiyorsunuz demek istiyor. Kayıtlarını başka defterlere kaydedenler, evet işte bu sizin çift defter tutmak. Daha önce konuştuk, örneklendirmiştik bunu. İçeri itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler. Galiba burada mutevatı itibariyle yanıltıcı belge. Yani içeri itibariyle yanıltıcı belgenin ne olduğunu bir tanımlayalım. Bakınız, burada işlem var. Yani gerçek olan bir işlem var. Gerçek olan da bir kişi var. Ama miktarlar, tutarlar yanlış. Yani örneğin 500 birim mal satılmış. Ama kayıt yapılırken 50 birim mal satılmış gibi kayıt yapılıyor. Bu durumda tabii ki vergi kaçakçılığı yapılmış oluyor. Mutevatı itibariyle yanıltıcı belge bu demektir. İçerik yanlış demek diğer bir ifadeyle. 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına gereken haller bunlar. Hocam, şimdi bizim şöyle bir derdimiz var. Yani aşağıdakilerden hangisi 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiren hallerden biri değildir diye bir soru gelir mi? Bugüne kadar KPSS'de bu tip bir soru çıkmadı. Çıkmaz demiyorum. Çıkabilir mi? Hiç belli olmaz. ÖSYM'nin son dönemde ne yaptığı belli değil çünkü. Ama burada böyle bir soru gelirse bunu aslında aradan ayırt etmek kolay. Bunları ezberlemenizi istemiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Aşina olun çünkü kafanızda bir sürü şey var. Hepsini birden akılda tutmanız mümkün değil. Ve bu tip bir soruda çok net bir farklılık aramanız gerekir. Yani bir seçenek böyle göz kırpar der ki ben buradayım. Hani beni bul. Mesela içeriği itibariyle yanıltıcı belge. Evet. Bu 18 aydan 5 yıla kadar. Ama buraya gelip sahte belge yazarsa işte o değişir gibi. Çok net olacaktır burası. Dikkat ediniz. 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası dedik. Şimdi gelelim 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası diyor. Burada tabii ki üst sınırımız yine değişti sevgili arkadaşlar. Tahmin edin ne oldu? Alt sınır kaldı yine, yani 3 yıl doğru ama artık 5 yıl yok. Kaç yıl diyeceğim yine? 8 yıla kadar hapis cezası gerektiren haller diyeceğiz. Peki nedir bunlar? Hocam,
Yine vergi usul kanununa göre tutulmuş olan, düzenlenen, saklama imaz yükümlü olan defter ve belgeleri yok edenler, sayfaları koparanlar veya başka yaprak koyanlar, sahte belge düzenleyip sahte belge kullananlar, bunlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına neden olacak hallerdir. Şimdi burada öncelikle şu defter ve belgelerin yok edilmesi kısmıyla biraz ilgilenelim. Yani hocam mükellefin defteri ve belgesi yok olamaz mı? Yani mesela daha çok şöyle bir bahane burada ortaya atılır. Tipiktir yani, klişedir bu. İşte der ki mükellef defter depodaydı. Efendim ne oldu? İşte depoyu su bastı. Ya da işte defter depodaydı, efendim defterleri fare yedi diyorlar. Yani gerçekten depoyu su basamaz mı? Ya da işte farenin kağıda meyli yok mu? Var. Evet, bunlar doğru. Ama eğer defter ve belgelerin başına sair nedenlerle bu tip durumlarda bir şey gelirse, yapılması gereken bir işlem var bunu engellemek için. Buradaki işlemin ne olduğunu söyleyeceğiz. Eğer böyle bir nedenle defter ve belgeler kaybolursa 15 gün içerisinde Asli Ticaret Mahkemesi'nden zayi belgesi alınacaktır. Alınan bu zayi belgesi böyle bir durumla karşılaşmanızı engelleyecektir. Defter sayfasını koparanlar, bakınız sayfayı koparıyor, yeni bir sayfa yazıyor, aynısından bir oraya yapıştırıyor. O kadar profesyonel olanlar var. Sahte belge ne demek? Biraz bundan bahsetmek lazım. Muhtevati itibariyle yanıltıcı belgeyi anlatırken şöyle demiştik. Konu var, işlem de var. Bunların ikisi de gerçek, kişi de gerçek. Var yani bunlar. Ama tutarlar yanlış. Bakınız burada ne işlem var, yani ne konu var, ne de böyle bir kişi var. Anlayacağınız sahte belgede bunların hiçbiri yok. Sahte belgeye en güzel örnek galiba naylon fatura olacaktır. Hepiniz duymuşsunuzdur. Evet, naylon fatura en güzel örneğidir. Ve naylon fatura acayip bir şey. Bunun için kurulan şirketler var. Paravan şirket kuruyorlar ve naylon fatura ticareti yapıyorlar arkadaşlar. Parayla fatura satılıyor. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? İnanılmaz paralara yapılıyor bu işler. Niye? Şimdi işlem varmış gibi görülüyor. Aslında hiçbir işlem yapılmıyor ama orada ne oluyor hocam? KDV'ye ekleniyor. Siz çok iyi biliyorsunuz muhasebeden, değil mi? Ne var muhasebede? Bu KDV ile ilgili iade kısmı var, değil mi? İşte hesaplanan, indirilen KDV. Buradaki farkı alarak aslında vergi yüklerini azaltmış oluyorlar. Naylon fatura ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çok ciddi çalışmaları olduğu dönemler olduğunu hatırladım. Eli kulağındadır, yakında başlar diye düşünüyorum. Çünkü bugün itibariyle duymuşsunuzdur muhtemelen diye düşünüyorum. Bu gayrimenkulleri üzerine tesis ettirirken oradaki tapu harcını az ödemek için tutarı az gösteriyorlar. Ama bunun krediyle o tutarın karşılaştırarak aslında harcın az ödendiğini Hazine ve Maliye Bakanlığı 7000 kişinin bunu yaptığını ilk etapta tespit etti. Ve bu 7000 kişiyi de izaha davete çağırdı. İzaha davetin ne olduğunu da daha önce bir video yardımıyla sizlerle paylaşmıştım. Olmazsa izaha davetten yine konuşuruz ilerleyen kısımda. Peki bu 3 yıldan 8 yıla kadar olmak üzere düzenlenmiş. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası yazıyor. Tabii ki buradaki üst sınır yine değişti sevgili arkadaşlar. Tahmin edin ne oldu acaba bu? Tahmin edelim, yıl aynı giriş ama üst sınır yine 8 yıla döndü. Bakınız burada kesilen ceza, verilen ceza diyelim, kesilmiyor çünkü bu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla anlaşması olmadığı halde matbaa, belge basan matbaalara veriliyor. Yani belge basılması işleminde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla anlaşması olan matbaalar mesela fatura koçanı basabilir. Eğer anlaşma yok, fatura koçanı bastın, sattın,
2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası. Ha hele sen anlaşması olmayan bir matbaadan fatura koçanı yaptırdın kendine ve bunu kullandın hocam yine 2 yıldan 8 yıla kadar. Yani sadece bunu basanlar değil, bunu bilerek ve kullananlar da bununla karşılaşacaktır. Peki hocam, kaçakçılık suçu ile ilgili bazı hatırlatmaları yapmanın vakti gelmiş olabilir. Hızlıca bir hatırlatalım size. Şöyle demiştik, hatırlayınız. Eğer kaçakçılık varsa hangi ceza kesiliyordu? Yanında para cezası olarak vergi ziyaydı. Doğru mu? Peki vergi ziya nispi olarak kesiliyordu. Kaçakçılık durumunda vergi kaybının kaç katı kesiliyordu hocam? 3 kat kesiliyordu. Bunu tekrar burada hatırlayalım. Bir de galiba burada anlatmayacağız, ileride anlatacağız. Zaman aşımı süreleri var. Daha sonra zaman aşımı sürelerinde kaçakçılık suçuyla ilgili, yani hapis cezası ile ilgili zaman aşımı süresinin de 8 yıl olduğunu ayrıca belirteceğiz. Hapis cezası için 8 yıllık bir zaman aşımı süresi mevcut. Gelelim diğer bir vergi suçuna. Vergi mahremiyetini ihlal suçu ve cezası. Arkadaşlar önce vergi mahremiyetini ihlal suçunu bir tanımlayalım. Bakınız, bu suç bir kere mükellefe kesilmiyor. Bu suç kamu görevlilerine kesiliyor. Kim bu kamu görevlileri? Arkadaşlar burada vergi işlemleri yapan kişiler, işte nedir bu vergi muamelesi, yani vergi işlemi, inceleme yapanlar ve bununla uğraşan memurlar. Yani gelir uzman yardımcısı, gelir uzmanı, vergi müfettişi, vergi müfettiş yardımcısı ve vergi dairesindeki diğer memur. Vergi işlerinde kullanılan bilir kişiler. Demek ki bilir kişiler de bunu bu kapsamda. Efendim, komisyonlarda bulunanlar. Başka vergi mahkemeleri. İşte bölge idare mahkemesindeki görevliler. Efendim, Danıştay dava vergi kurulundaki görevliler. Takdir komisyonundaki görevli olan kişiler. Bunlara düzenlenmiş durumda. Bu görevli kişiler mükellef veya mükellefle ilgili şahıslarına ait hesap durumlarını, işlerini, işletmelerini, servetlerine ve mesleklerine ilişkin olmak üzere herhangi bir bilgiyi paylaşamazlar arkadaşlar. Eğer bu bilgiyi paylaşırlarsa vergi mahremiyetini ihlal suçunu işlemiş olurlar. Peki hocam, burada yani çok net bir şekilde bunu söyleyebilir misiniz? Tabii ki söyleyebilirim. Hemen örnek yapayım. Yani mesela diyelim ki Resul, orada mısın kardeş? Merhaba hocam, buradayım. Ha Resul ya, yiğit o. Sivas'ın bağrından, hava soğuk mu hala? Evet hocam. Vay be. Isınmıyor hocam. Bir türlü ısınmıyor bu Ama memleket. ısınmasın bak, beni dinle. Valla. Böyle hafif İnşallah serin hocam. olsun. İnşallah hocam. Pişman olacağız. Neyse. Resul, seni vergi müfettiş yardımcısı yaptım kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Güzel mi? Mutlu musun? Mutluyum hocam. Tamam. Vergi müfettiş yardımcısı olarak atandın. Senin Ender de atandı. Evet. Kankasınız. İkiniz de vergi müfettişi oldunuz. Atıyorum İzmir'desiniz. Nasıl? Güzel mi? Güzel hocam. İkiniz farklı kurulardasınız. Farklı kurularda çalışıyorsunuz. Ve uzun zamandır da görüşmüyorsunuz. İşte birbirinize telefonlaştınız ya. Kanka dediniz, işte çıkışta görüşek. Ne zamandır birbirimizi görmüyoruz. Tamam dediniz. Gittiniz abi. Karşı yakada oturdunuz ya da Alsancak'ta oturduğunuz kordonda. İşte orada bir şeyler içtiniz, yediniz falan filan. Neyse, dayanamadı Ender. Dedi ki kardeş dedi, bugün bir incelemeye gittik dedi. Adamın bu kadar serveti var, bu kadar parası var, bu kadar da vergi kaçırmış falan dedi. Bu durumda ne oldu hocam? Bu durumda siz TCK hükümlerini refere edecek şekilde ticari sır, bankacılık sırrı başlığında düzenlenmiş olan TCK hükmü, ki bu maddeyi yazmışız buraya. Evet, 239. maddeye göre vergi mahremiyetini ihlal suçunu işlemiş oldunuz.
Peki hocam, vergi mahrumiyetini ilan suçunun cezası ne kadardır? Biliyor muyuz? Hocam yazmamışsın. Bilen var mı? Hocam bir yıldan 3 yıla kadar mıydı? Kim dedi birden 3'e kadar? Ben Selin. Selin, sana kim dedi onu? Kimse demedi. Yani bilmiyorum, öyle kalmış kafamda. Ya öyle bir yanılgımız var. Şöyle. Şimdi bu TCK 239. maddenin kendi içerisinde fıkraları var. Şimdi buradaki ilk fıkra ve dördüncü fıkra. İlk fıkra 1 yıla başlatıyor. Dördüncü fıkra ise maddi menfaat temini halinde buradaki hapis cezasını 7 yıla çıkartıyor. Genelde hocam, o gözden kaçıyor. Yani bir tamam. Yıla kaç yılmış? 7. 7 yıl. Teşekkür ederiz. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Ne demek? Peki hocam bir şey diyeceğim. Yani bu vergi mahrumiyetinin ilan suçunun istisnası yok mu? Yani şimdi böyle bir şeyler dedin ama yani merak ediyorum ben. Gerçekten vergi mahrumiyetinin şeyi yok mu? İstisnası yok mu acaba? Yani mesela hocam açıklanamıyor dedin ya mükellefe ilişkin bilgiler, vergiyle ilgili süreç. Yani bunun istisnaları var. Mesela vergi rekortmenleri açıklanıyor değil mi? Bu kişiler duyuruluyor. Vergi rekortmenleri böyle buram buram. Bir de vergi rekortmeni olduğu gibi vergi yüzsüzleri de var. Hiç biliyor musun bunu? Vergi yüzsüzü var abi. O ne? Tahakkuk eden vergiyi ödemeyen kişiye vergi yüzsüzü diyorlar. Bunun panoda duyuruluyor. Bu da vergi mahrumiyetinin ilan suçu kapsamına girmiyor. Evet. Peki başka bir şey daha var. Biri basit usulde çalışıyorsa, sahte belge düzenliyor, yanıltıcı belge düzenliyor veya kullanıyorsa, yani basit usulde çalışırken kaçakçılık suçu işliyorsa, efendim bununla ilişkin bilgiler bağlı bulunduğu meslek odasında bildiriliyor. Neden hocam meslek odasında bildiriliyor? Çünkü basit usulde çalışanlar defter tutmuyor arkadaşlar. Ve bu belgeler bağlı bulunduğu meslek odasında saklanıyor. Demek ki meslek odası bu bilgiye sahip olabiliyor. Bu vergi mahrumiyetinin ilan suçu kapsamında değil, bir istisna. 2013 yılında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hangisi vergi mahrumiyeti ilan suçunun istisnalarından biri değildir şeklinde bir soruydu arkadaşlar. Peki vergi mahrumiyetine ilan suçu ve cezası anlaşıldı diye düşünüyorum. Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen hemen bana sorunuz. Ama yoksa da lütfen devam edelim. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Yağız, evet o olur. Örneğini söyleyemiyorum ama olur. Mükellefin özel işini takip suçu ve cezası. Bakınız, mükellefin özel işini takip suçu biraz önce saydığımız yine kamu görevlileri için var. Dikkat ediniz buraya. Yani vergi muamelesi yapan, vergi incelemesi yapan, vergi işlemleri yapan bu gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları, vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, oradaki memurlar. İşte takdir komisyonu üyeleri, bilir kişiler, efendim vergi mahkemesinde görevli olanlar, bölge idare mahkemesinde görevli olanlar, işte Danıştay dava vergi kurulunda görevli olanlar. Bunlar dikkatli takip et burayı şimdi. Kendilerini, nişanlılarına, boşanmış olsalar bile eşlerine, kan veya sihri, usul ve fuyruna, kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere ait vergi inceleme ve takdir işleriyle ne yapamazlar arkadaşlar? Uğraşamazlar. Peki uğraşırlarsa ne olur? İşte mükellefin özel işini takip suçu işlenmiş olur. Ve biz burada daha önce söylediğimiz gibi vergi cezayı 213 sayılı kanuna söyleriz. Evet, 213 sayılı kanun vergi ceza kısmımızdır. Fakat 213 sayılı kanun da TCK hükümlerine refere eder demiştik, hatırlayınız. İşte yine geldi. TCK 257. madde görevi kötüye kullanma başlıklı maddesine göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır. Anlaştık mı arkadaşlar?
Şimdi kendisini anladık. Nişanlılarını anladık. Bu da tamam. Yani nişanlısına herhalde inceleme yapamaz. Bilmiyorum ki. Yani mesela Resul seni VM'ye yapmıştık. Kardeş incelemeye gittin. İncelemeye gittin. Dükkanın sahibi de hoş bir hanımefendi. Yani havada böyle bir aşk kokusu oldu. Gözlerinden kal falan çıktı. Sen ne yapmaya geldiğini unuttun. İşte sen gittin orada sohbete başladın falan filan. Sonra gel zaman git zaman siz olayı büyüttünüz. Nasip olur mu yazmış adam? Resul ya. Olur kardeşim niye olmasın. Sen hele bir mesleği al daha fazlası olur. Yani hele bir çık şöyle ya. Senin endamın yeter kardeşim. Şimdi bu Resul yüzük taktığı kızın gidip mükellef olarak incelemesini yapabilir mi kardeşim? Yani olabilir mi? Nasıl yapsın minnoş? Yani daha cicim ayları böyle bir şey yapma şansı yok tabii ki. Tamam bunu anladık da şu ne hocam? Boşanmış olsalar bile eşlerine yani eski eşlerine ait. Eski eşleri niye? Abi eski eş bu sefer de intikam alma güdüsüyle hareket edebilir. Tabii hısımlık yapmış olabilir dediğiniz gibi. Harika. Peki mükellefin özel şimdi takip suçu ve cezasında anlaşıldı galiba. Şimdi sevgili arkadaşlar tam bu noktada ben 7394 sayılı kanunla ilgili bazı güncel bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Güncel gidiyoruz. Mümkün olduğunca güncel gidiyoruz. Daha önce de konuşmuştuk. Evet 7339-34 sayılı kanun değişikliğiyle beraber karşınıza gelen ilk şey sadece cezaların üst sınırının değişmesi değil. Burada yeni bir müessese geldi. Bununla ilgili bir güncelleme videosu çekmiştim. Hiç izleyen oldu mu bilmiyorum ama bir sorayım. 15 Nisan 2022 tarihine yürürlüğe girdi bu maddeler. Yani bu arada bazı maddelerse daha sonra yürürlüğe girecek. Bu videoyu hiç izleyen var mı içinizde? Önce bunu bir soralım. Ya her zamanki. Anladım. Biraz önce söylediğimiz gibi sevgili arkadaşlar, cezaların sınırları değişti demiştik. Yani buradaki 18 aydan 5 yıla kadar bir cezası 8 yıla kadar çıktı. Çok pardon, 18 aydan 3 yıla kadar 5 yıla kadar düzeltilmişti. 5 yıla kadar olan 8'e dönmüştü. 2 yıldan 5 yıla kadar olan yine 8'e dönmüştü. Bundan zaten bahsetmiştik. Ve ilk defa vergi hukukunda yeni bir müesseseden bahsedeceğiz. Bunun ismi de etkin pişmanlık olacak. Etkin pişmanlığı acaba ceza hukukundan hatırlıyor musunuz? Duydunuz mu yani daha önce? Duymuş olabilirsiniz diye düşünüyorum değil mi? Ceza hukukunda var değil mi sonat? Böyle bir şey. Etkin pişmanlık. Var hocam. Değil mi? Gördünüz. İşte artık bizde de var etkin pişmanlık. Bu arada etkin pişmanlık dediğimiz şey biliyorsunuz ki yani etkin pişmanlığın ortaya çıkabilmesi için işte cezayı işleyen kişinin başvuruda bulunup bunu belirtmesi, bununla ilgili her türlü yolun sona ermesiyle beraber efendim buradaki cezada indirime gidilmesi ya da işte cezanın ortadan kalkmasını sağlayan durum kısaca etkin pişmanlık. Peki bizde bu etkin pişmanlık nasıl karşımıza geliyor? 7394 sayılı kanunun 359. maddeye yeni eklediği güncellemeyle beraber karşımıza geldi. Sadece ve sadece dikkat burası çok önemli. Bence güzel bir soru olacaktır. Etkin pişmanlık sadece vergi kaçakçılığı için var. Yani bunun anlamı şu demek. Vergi mahremiyetini ilan suçunda yok. Ya da mükellefin özel işini takip suçunda yok. Sadece vergi kaçakçılığında var. Buraya dikkat edeceksiniz. Eğer biri etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacaksa vergi mahkemesine dava açmayacak. Açmışsa bundan feragat edecek. Kanun yollarına başvurmayacak ki kanun yolu diye bir şey var. Buna başvurmuşsa da başvurudan
vazgeçmiş olması gerekecek. Eğer bunu yaparsa ne oluyor? Evet, bir bakınız. Şimdi soruşturma, kovuşturma ve diğer aşamalara göre süreç farklı tanımlanmış. Yani hüküm aşamasında da, infaz aşamasında da karşınıza geliyor bu. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak için, bakınız şimdi, biraz önce saydığımız o unsurlar, vergi mahkemesine dava açmama, açılmışsa vazgeçilme, kanun yollarına başvurulmama, başvurulmuşsa vazgeçilmesi. Onları burada ikinci koşul olarak göreceksiniz. Bu ikinci koşulumuz. İlk koşulumuz soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve infaz aşamasında farklı şekillerde. Takip ediniz. Eğer soruşturma aşamasındaysak, VUK madde 359'a yazılı fiillerde vergi ziyanı uğratıldığı tespit edilmesine bağlı olarak tahsil edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamıyla kesilen cezaların yarısı ve cezaya isabet eden gecikme zammının ödenmesi gerekecek. Bu işlemleri yaptınız ve ikinci koşul dediğimiz şeyde tamamladığınızda hürriyet bağlayıcı hapis cezasının yarısı indirilecek. Yani aslında süreyi uzatıyorlar bilerek. Etkin pişmanlıkla zaten bu süre düşecek esasen. Ya o kadar akıllıca bir iş ki bu. Bir kere hapis cezası var. Evet. Ama hapis cezasını aldığınızda işte para cezasını tahsil edemiyordunuz. Etkin pişmanlıkla beraber hürriyet bağlayıcı cezanın üst sınırı yükseltiliyor öncesinde. Böylelikle hazine nakit de alabiliyor. Yani neyi ödüyorsunuz? Bakınız, gecikme faizi, gecikme zammının tamamını, cezaların yarısını, cezayı isabet eden gecikme zammının da tamamını ödeyince yarı yarıya düşüyor. Yani anlayacağınız, işte ne diyelim mesela, çift defter tuttunuz. Bu durumda 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası var. Size burada 3 yıl hapis cezası verildiyse 1,5 yıla düşecek. Kovuşturma aşamasında ne oluyor? Takip et. VUK madde 359'da yazılı fiillere vergi ziyanının uğratıldığı tespit edilmesine bağlı olarak tahsil edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamıyla kesilen cezaların yarısı ceza isabetinin gecikme zammının ödenmesi durumunda. Bu durumda hocam hürriyet bağlayıcı hapis cezasını 1/3 indirecek. Bakınız kovuşturma aşamasında 1/3'e düşüyor. Bu arada ikinci koşulu okumadım çünkü aynısı olacak. Şimdi burada yani infaz aşamasında bir farklılığımız var. İnfaz aşamasında ne farklılık var? Çünkü bu 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren süreci kapsayacak. Ne diyorum? Hemen bakınız ilk koşul. Aynı şeyi söylemişiz. İşte bu madde 359'da yazılı fiiller verginin ziya uğratının tespit edilmesine bağlı olarak tahsil edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı efendim kesilen cezaların yarısı ve cezaya isabet edilen gecikme zammını takip et. 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmesi. Yani burada bir yıllık bir süre var sevgili arkadaşlar. İkinci koşul olduğu gibi aynı. Değişmiyor. Bu durumda hocam yine hürriyet bağlayıcı cezanın yarısı indirilecek. Gördüğünüz gibi yeni nur topu gibi bir müessesemiz var. Peki sorulur mu? Ben güncellemeyi severim. Kendi adıma söylüyorum. Güncelleme yapıldığı yıl hemen soru gelmiyor belki ama muhakkak bir şekilde gelir. Mesela etkin pişmanlık aşağı vergi usul kanununa göre etkin pişmanlık hangi suç için uygulanır? Çok güzel bir soru. Temel bir soru. Net. Ama şöyle bir soru çıkar mı? Mesela soruşturma aşamasında ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda, koşulların yerine getirilmesi durumunda efendim cezanın ne kadarı indirilir? Güzel bir soru olur mu? Kesinlikle güzel bir soru olur. Hatta bununla ilgili soruları yazmaya başladım bile. Demanso'nun yeni baskısına koyacağız arkadaşlar. Peki, takıldığınız bir şey var mı? Sormak veya eklemek istediğiniz bir şey vardır. Evet, anlıyorum.